Sevgili öğrenciler merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bu videomda 8. sınıf konularından biri olan fiilde çatı ile ilgili sorular çözeceğim. Ben şimdiden hepinize iyi dersler diliyorum. Sevgili öğrenciler, fiilde çatı sorularını çözmeden önce bir konuda bilgi vereyim size. Fiilde çatı konusu cümlenin ögeleriyle yakından ilgilidir. Cümlenin ögelerini özellikle yüklem, özne ve nesneyi bilmeden, öğrenmeden fiilde çatıyı anlamanız çok zor. Bu nedenle bir an önce cümlenin ögeleri işini halledin ve ögeleri öğrendikten sonra fiilde çatı konusuna geçin. Hemen sorumuzu çözmeye başlayalım. Sevgili öğrenciler hemen bir numaralı sorudan başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz? Sevgili öğrenciler, yüklem fiil ise çatı aranır, yüklem isim ise o cümlede çatı aranmaz. Tekrar edelim, yüklemin isim olduğu cümlelerde çatı aranmaz fakat yüklemin fiil olduğu cümlelerde çatı aranır. Adı üzerinde fiilde çatı. Bakın zaten konu fiilde çatı, isimde çatı değil. Dikkat edin. Siz yine de ne yapacaksınız şimdi? Cümleyi ögelerine ayıracaksınız. Yüklemi bulacaksınız. Yüklemi bulmak zorundasınız. Hemen A'dan başlayalım. İnsanlar günümüzden yaklaşık 10.000 yıl önce tarım yapmaya başladı. Sonuçta ne yaptı? Başladı. Başladı fiildir arkadaşlar. Çekimli fiildir. Dı görülen geçmiş zaman ekidir. Zaten burada fiil kip eki almış, yani zaman eki almış ve çekimli fiil görevinde kullanılmış. O zaman burada, yani A seçeneğinde ben çatı ararım arkadaşlar. Çünkü yüklem fiil. Yüklem türüne göre fiil cümlesi. Bu cümlede çatı aranır, bu yüklemde çatı aranır, bu fiilde çatı aranır. Üçü de aynı şey arkadaşlar. B, bu esrarengiz adam sabahtan beri yemek yemediği için çok açtı. Şimdi arkadaşlar açtı diyor, dikkat edin. Kapıyı açmak anlamında değildir bu. Bu tok kelimesinin zıttıdır arkadaşlar. Tok isminin zıttıdır. Dolayısıyla yüklem açtı ve kelime türü olarak isimdir arkadaşlar. O halde B seçeneğindeki cümlede çatı aranmaz çünkü yüklem isim. Bakın burada tı görülen geçmiş zaman eki aç ismine gelmiş ve aç ismini yüklem yapmış. Sevgili öğrenciler açtı kelimesini şimdi fiil yapalım, eylem yapalım. Örneğimiz kapıyı açtı. Şimdi buradaki tı görülen geçmiş zaman eki açmak fiiline gelmiş. Ne yapmış? Açmak fiilini yüklem yapmış arkadaşlar. Yani çekimli fiil yapmış. Değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı açtı kelimesi B seçeneğinde isim olarak karşıma çıkmış. Fakat şuradaki cümlede kapıyı açtı cümlesinde açmak fiil olarak karşıma çıkmış. Buna da dikkat edin. 2 numaralı soruya geldim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi edilgen çatılı bir fiildir diyor arkadaşlar. Yüklemin bildirdiği işi yapan bizzat belli ise biz o fiillere ne diyoruz? Etken çatılı fiil diyoruz. Yüklemin bildirdiği işi başkası yapıyorsa, yani cümlede başkası tarafından anlamı varsa biz o cümleye ne diyoruz? Edilgen çatılı cümle, yüklemede edilgen çatılı fiil diyoruz. A seçeneğinden başlayalım. Suat Bey Keçiören'deki bir okula müdür olarak atandı. Tabii ki yine ne yapacağım? Cümleye ögelerini ayıracağım. Atandı yüklem oluyor. Atanan kim? Suat Bey bakın. Atanan kim? Suat Bey. Peki Suat Bey'i kim atadı? Belli mi arkadaşlar? Yani atama işini yapan belli mi? Hayır, belli değil. Sanki Suat Bey kendi kendini atamış gibi. Ama Suat Bey kendisini atamamış arkadaşlar. Kim atamış? Başkası tarafından atanmış Suat Bey. Dolayısıyla edilgen çatılı cümlelerde özne, sözlü özne görevinde kullanılıyor. Bunu unutmuyoruz. Çok önemlidir bu. Atandı yüklem. Atanan kim? Suat Bey. Ama işi kim yaptı? Atanma işini kim yaptı? Belli değil. İş başkası tarafından yapılmış. Dolayısıyla cevap ne oluyor? Adana oluyor. Arkadaşlar burada bir de bakın N'ye var. N'ye edilgenlik ekidir. Bakın unutmayın. Etken çatılı yüklemlere gelerek, fiillere gelerek ne yapıyor? Etken çatılı fiilleri edilgen çatılı fiil yapıyor arkadaşlar. Bakın atandı. Ne oldu? Edilgen oldu. Hemen etken yapalım bunu. Atadım. Atadım. Kim atadı? Ben atadım. Atadım etken oluyor. Atandı. Edilgen oluyor arkadaşlar. Atadık. Biz atadık. Yine etken oluyor. Atandı arkadaşlar. Edilgen oluyor. Unutmayın. Dolayısıyla A seçeneğinde atandı fiili edilgen çatılı fiildir. Demek ki B, C ve D'de etken çatılı fiil var. Hemen bakalım. Serhat Hoca semt pazarından evin tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Karşıladı yüklem, fiil, çekimli fiil. Karşılayan kim? Serhat Hoca. İşi yapan kim? Serhat Hoca. Etken. C, insanlar zaman içinde işlerini kolaylaştıran aletler icat etti. İcat etti yüklem arkadaşlar. İcat eden kim? İnsanlar. İcat etme işini yapan kim? İnsanlar. Gerçek özne oluyor. Etken çatılı cümlelerdeki özneler gerçek özne. Edilgen çatılı cümlelerdeki özneler sözlü özne oluyor. D, birkaç müşteri marketi soymaya çalışan hırsızın üzerine atıldı. Atıldı yüklem. Atılan kim? Birkaç müşteri. Atılma işini yapan belli mi arkadaşlar? Belli. Birkaç müşteri unutmayalım. Gerçek özne oluyor.
Yani B, C ve D'de özneleri gerçek özne, işi yapan belli. A'da işi yapan belli olmadığı için, iş başkası tarafından yapıldığı için A'daki yükleme biz edilgen çatılı yüklem ya da fiil diyoruz. 3 numaralı soruya geldim arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerin hangilerine geçişli fiil kullanılmıştır diyor. Neyi, kimi, ne sorularına cevap verebilen fiiller geçişlidir ya da fiilin başına onu ifadesinin zamirini getirin. Anlamlı bir bütün elde ediyorsanız geçişli fiil oluyor. Gece gökyüzüne baktığınızda kutup yıldızını rahatlıkla görebilirsiniz. Görebilirsiniz yüklem arkadaşlar. Görebilecek olan kim? Siz. Siz neyi görebilirsiniz arkadaşlar? Neyi? Kutup yıldızını bakın. Nesne var. Belirtin nesne neyi sorsun cevabı. Nesne aldığı için arkadaşlar bir de ne var? Geçişli fiil var. O zaman birin olduğu seçenekleri artı koyalım. O zaman 2 ve 3, 3 ve 4 elenmiş oldu. Yani C ve D'yi eledim. Çünkü C ve D'de 1 yok arkadaşlar. Bir geçişli oluyor. Onu görebilirsiniz. Bakın başına onun zamirini getirin. Onu görebilirsiniz. Anlamlı olduğu için geçişli. Biraz hızlı hareket edersen otobüse yetişiriz. Onu yetişiriz oluyor mu arkadaşlar? Kısa yoldan gidelim. Onu yetişiriz olmuyor. O zaman geçişsiz oluyor arkadaşlar. Eksi atalım. Sabahattin Ali başarılı romanları olmasına rağmen öyküleriyle tanınır. Tanınır yüklem yine arkadaşlar. Çekimli fiil. Onu tanınır ifadesi anlamlı mı? Anlamsız. O zaman bu cümlede, bu fiilde arkadaşlar, o zaman bu cümlede nesne yok. Fiil de nesne almıyor arkadaşlar. Yani geçişsiz. Yazar 4'e geldik. Yazar insan ruhundaki karmaşık duyguları ustalıkla yakalıyor. Sonuçta ne yapıyor? Yakalıyor. Çekimli fiil oluyor. Yazar neyi yakalıyor arkadaşlar? İnsan ruhundaki karmaşık duyguları belirtili nesne. Bakın nesne cümlede açıkça yazılmış. Bazen yüklem yani fiil geçişli oluyor. Nesne cümlede açıkça yazılmıyor. Yine de geçişli çatılı cümle kabul ediliyor. Unutmayın. Onu yakalıyor diye bir ifade olur mu? Yani başına onu kelimesini getirince, anlamlı olunca ne oluyordu? Geçişli çatılı fiil oluyordu. Anlamlı oluyor arkadaşlar. O zaman 1 ve 4 ne oluyor? Geçişli fiil oluyor. Diğerleri yani 2 ve 3 geçişsiz fiil oluyor. Cevap arkadaşlar Bursa. 4 numaralı soru, aşağıdaki cümlelerin hangisi özne yükleme ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır diyor. Özne yükleme ilişkisi dediği arkadaşlar etken edilgen. Yüklemin bildirdiği işi yapan belli ise, bizzat belli ise etken çatılı cümle. Yüklemin bildirdiği işi yapan belli değilse biz edilgen çatılı cümle diyoruz. Edilgen çatılı cümlelerde yüklemin bildirdiği işi başkası yapıyor. İş başkası tarafından yapılıyor. A. Komşularımız otobüs seferlerinin azlığından dert yanıyor. Dert yanıyor bir deyimdir yüklem arkadaşlar. Şimdi dert yanan kim? Komşularımız. Özne oluyor, gerçek özne. Dert yanma işini yapan belli çünkü. B. Yani A seçeneği arkadaşlar etken oluyor unutmayın. İşi yapan belli olduğu için biz cümleyi etken çatılı cümle diyoruz. B. Annem sama erkenden kalkıp önlüğümü ütülemiş. Ütülemiş yüklem oluyor arkadaşlar. Ütüleyen kim? Annem. Ütüleme işini yapan kim? Annem. İşi yapan bizzat belli ise biz bu tarz cümlelere ne diyoruz çatısı bakımından? Özne yüklem ilişkisine göre etken çatılı cümle diyoruz arkadaşlar. Etken çatılı cümle, etken çatılı fiil, etken çatılı yüklem. Üçü de aynı arkadaşlar. C. Kar yağınca kazaları önlemek için yollara tuz döküldü. Döküldü yüklem oluyor arkadaşlar. Çekimli fiil. Dökülen ne? Tuz bakın. Dökülen ne? Tuz. Peki dökme işini yapan kim? Tuz kendi kendine dökemez herhalde yola. İş bir başkası tarafından yapılmış. Başkası tarafından yapılıyorsa biz ne diyoruz çatısı bakımından özne yüklem işçisine göre o cümleyi? Edilgen çatılı cümle diyoruz. Cevap ne oluyor arkadaşlar? Ceyhan oluyor. Çünkü A ve B etken oluyor. Arkadaşlar edilgen çatılı cümlelerde özne sözlü özne görevindedir. Bunu da unutmayalım. D. Selin sahneye çıkmadan önce rolünü hızlıca ezberledi. Ezberledi yüklem çekimli fiil. Ezberleyen kim? Selin. Ezberleme işini yapan kim? Selin. Bakın yüklemin bildirdiği işi yapan bizzat belli olduğu için biz bu tarz cümlelere ne diyoruz? Özne yüklem işçisine göre etken çatılı cümle diyoruz arkadaşlar. C seçeneğinde döküldü fiili edilgen çatılı fiil. Soru 5'e geldik sevgili öğrenciler. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne yüklem ilişkisi yönünden farklıdır diyor. Nesne yüklem ilişkisi dendiği an aklıma geçişli çatılı cümle ve geçişsiz çatılı cümle gelecek. Bir cümlede nesne varsa yahut o cümle nesne alabiliyorsa geçişli çatılı cümle. Bir cümlede nesne yoksa yahut o cümle nesne alamıyorsa geçişsiz çatılı cümle oluyor. Arkadaşlar geçişli çatılı cümle, geçişli çatılı fiil, geçişli çatılı yüklem. Hepsi aynı arkadaşlar. Biraz basit düşünün. Üçü de aynı anlama geliyor. Öğrenciler bu yüzden hep karıştırıyor. Üçü de aynı. Geçişli çatılı yüklem, geçişli çatılı cümle, geçişli çatılı fiil. Üçü de aynı anlama geliyor unutmayın. Şimdi arkadaşlar ben seçeneklere bakayım. A seçeneğinden başlıyorum. İçeri girer girmez etrafına alaycı gözlerle baktı.
Tabii ki önce yüklemi bulacağım, çekimli fiil bulacağım sevgili öğrenciler. Baktığında oluyor, çekimli fiil oluyor. Şimdi arkadaşlar bu işin püf noktası var. Fiilin başına onun zamirini getirin. Anlamlı bir bütün elde ediyorsanız fiil geçişli oluyor. Anlamsız bir bütün elde ediyorsanız fiil geçişsiz oluyor. Hemen bakalım. Onu baktı. Onu baktı ifadesi anlamlı mı? Anlamsız. O zaman ne oluyor? Geçişsiz oluyor arkadaşlar. Fiil yani yüklem geçişsiz oluyor. Arkadaşlar bir şeye dikkat edin lütfen. Onu baktı diyorum. Ona baktı değil. Ona kelimesini getirmedim oraya. Onu kelimesini getirdim. Lütfen dikkat edin buna. B seçeneği yol kenarlarına birbirinden güzel ağaçlar dikildi. Yüklemimiz dikildi. Çekimli fiil. Onu dikildi oluyor mu arkadaşlar? Onu dikildi. Olmuyor arkadaşlar. Anlamsız bir sonuç elde ediyorum. Yine ne oldu? Geçişsiz oldu. Devam ediyorum. C. En zor zamanlarda bile hayatla dalga geçercesine gülerdi. Onu gülerdi oluyor mu arkadaşlar? Onu gülerdi. Olmuyor arkadaşlar. Yine geçişsiz o zaman fiilimiz. Gülerdi fiili geçişsiz oluyormuş. Demek ki cevap Denizli'ymiş. Müfettişler iş yerimizle ilgili bütün evrakları inceledi. İnceledi yüklem arkadaşlar. Onu inceledi oluyor mu arkadaşlar? Onu inceledi. Oluyor arkadaşlar. Anlamlı. O zaman inceledi fiili ne oluyor? Geçişli oluyor. A, B ve C geçişsiz fiil. Yüklemine göre tabii ki. D seçeneğindeki inceledi fiil arkadaşlar. Geçişli fiil. Şimdi arkadaşlar sayfayı temizliyorum. Cümleyi ögelerine ayırıyorum. Bir de bu şekilde çözelim. A seçeneği içeri girer girmez etrafına alaycı gözlerle baktı. Baktı yüklem oluyor arkadaşlar. Bakan kim o? O gizli özne. O ne zaman etrafına alaycı gözlerle baktı? İçeri girer girmez zarf tamlayıcısı. Bakın burada ermez var. Zarf fiil var. Zarf fiil eki almışsa bir kelime zarf tamlayıcısı vardır orada. Nereye baktı etrafına? Yer tamlayıcısı. Nasıl baktı? Alaycı gözlerle. Yine zarf tamlayıcısı. Zaten burada nesne yok bakın. Nesne almadığı için geçişsiz oluyor. B. Yol kenarlarına birbirinden güzel ağaçlar dikildi. Dikildi yüklem. Dikilen ne? Birbirinden güzel ağaçlar bakın. Özne. Hatta sözlü özne. Çatısı bakımından özne yüklem işçisine göre edilgen çatılı cümle. Çünkü dikme işini yapan belli değil. Başkası tarafından yapılmış. Nereye dikildi? Yol kenarlarına yer tamlayıcısı. Bakın cümlede zaten yine ne yok? Nesne yok. Geçişsiz. C. En zor zamanlarda bile hayatla dalga geçercesine gülerdi. Gülen kim? O arkadaşlar. Gizli özne. Peki o ne zaman gülerdi? En zor zamanlarda bile. Zarf tamlayıcısı. Peki nasıl gülerdi? Hayatla dalga geçercesine yine zarf tamlayıcısı. Nesne yok arkadaşlar. Yine geçişsiz oluyor. Müfettişler iş yerimizle ilgili bütün evrakları inceledi. İnceledi yüklem. İnceleyen kim? Müfettişler. Özne. Peki müfettişler neyi inceledi? İş yerimizle ilgili bütün evrakları belirtili nesne. Bakın nesne varmış. Zaten nesne varsa ne diyoruz biz o cümleye? Nesne yüklem işçisine göre geçişli çatılı cümle diyoruz. Cevap Denizli. 6 numaralı soruya geldim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem etken çatılı değildir diyor. Yani ben edilgen arayacağım. Yüklemin bildirdiği iş başkası tarafından yapılıyorsa cümle arkadaşlar edilgen çatılı cümledir. Unutmayın. A. Annemin ikazı üzerine oyuncaklar güzelce toplandı. Toplandı yüklem. Toplanan ne? Oyuncaklar. Peki toplama işini yapan belli mi? Belli değil. Toplama işi başkası tarafından yapılmış. Yani iş başkası tarafından yapılınca biz o cümleye ne diyoruz? Edilgen çatılı cümle diyoruz. Edilgen çatılı cümlelerde özne, sözlü özne görevinde oluyor. Bunu da unutmayın. Cevap ne oluyor arkadaşlar? A oluyor. Toplandı fiilindeki ne ek arkadaşlar? Edilgenlik ek. Bu ek arkadaşlar etken fiilleri ne yapıyor? Edilgen yapıyor. Sayfayı temizliyorum. Şimdi toplandı edilgen. Hemen etken yapalım bunu. Neye atalım? Topladı. Bakın topladı deyince o topladı. İşi yapan belli. Gizli özne de olsa ne oluyor? Etken çatılı cümle oluyor. Şimdi A ne oldu? Edilgen oldu. B sabahleyin markete gidip süt ve yumurta aldı. Aldı yüklem. Alan kim? O. Bakın gizli özne de olsa işi yapan belli. Etken çatılı cümle. Alındı dense alındı. Bakın alındı dese ne oluyor? Yine neye geldi? Yine edilgen oluyor. Başkası tarafından alındı anlamı çıkıyor. C. Polis küçük öğrencileri okula kadar götürdü. Götürdü yüklem. Götüren kim? Polis. İşi yapan belli. Gerçek öznesi var. Etken oluyor. D. Hafta sonunda evin karşısındaki tepede uçurtma uçurduk. Uçurduk yüklem arkadaşlar. Uçuran kim? Biz. Gizli özne de olsa işi yapan belli. Etken çatılı cümle oluyor. Arkadaşlar C seçeneğindeki götürdü fiilini edilgen yapalım. Arkadaşlar C seçeneğindeki götürdü fiilini edilgen yapalım. Götürüldü. Bakın bu sefer L ekiyle ne yaptım ben? Etken fiili edilgen yaptım. Ekimiz arkadaşlar L. Bu sefer ekimiz L eki. Bakın demek ki arkadaşlarım L ve N eki edilgenlik eki. Unutmayalım.
Hafta sonunda evin karşısındaki tepede uçurtma uçurduk. Uçurduk etken, biz uçurduk. Uçuruldu dese, bakın yine L ile ne yaptım? Fiili edilgen yaptım. 7 numaralı soru, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem öznesine göre etken, nesnesine göre geçişsizdir diyor. Burada bakın ikisini sormuş arkadaşlar. Yani özne yüklem ilişkisi ve nesne yüklem ilişkisini sormuş. Özne yüklem ilişkisine göre etken, nesne yüklem ilişkisine göre geçişsiz olacak fiil. Hemen bakalım. Büşra bahçe duvarına hoş bir resim çizmişti. Tabii ki ögelerini ayıracaksınız. Sonuçta çizmişti yüklem. Çizen kim? Büşra. Çizme işini yapan belli. Büşra ne oluyor o zaman? Etken oluyor arkadaşlar. Bakalım nesne var mı? Nereye çizmişti? Bahçe duvarına, yer tamlayıcısı. Büşra bahçe duvarına ne çizmişti? Hoş bir resim. Bakın belirtisi nesne. Haliyle nesne alıyor. Etken geçişli oluyor arkadaşlar. Biz geçişsiz arıyoruz. A seçeneği olmuyor. B seçeneği, kedi susadığı zaman penceremin önünde masumca beklerdi. Beklerdi yüklem çekimli fiil. Bekleyen ne? Kedi. Bakın ne sorusunu sordum. Çünkü kedi insan dışındaki bir varlık. Bekleme işini yapan belli mi? Belli. Kedi bekleme işini yapıyor. O zaman kedi gerçek özne oluyor ve cümle etken oluyor arkadaşlar. Bakalım geçişli mi geçişsiz mi? Nesneye geçelim. Nesneye geçmeden önce kalan ögeleri ayıralım hemen. Nerede beklerdi kedi arkadaşlar? Penceremin önünde yer tamlayıcısı. Peki ne zaman? Susadığı zaman zar tamlayıcısı. Nesne var mı arkadaşlar? Açıkça nesne yok. Ama bakın ben az önce bir soruda ne yaptım? Fiilden önce onu zamirini getirdim. Anlamlı bir bütün elde ediyorsanız dedim geçişli oluyor dedim fiil. Onu beklerdi oluyor mu? Oluyor. O zaman geçişli oluyor arkadaşlar. Ama hocam cümlede nesne yok. Ben az önce yine soruları çözerken bir tanım yaptım. Dedim ki nesnesi olan ya da nesne alabilen cümleleri geçişli çatılı cümle demiştim arkadaşlar, unutmayın. Peki ben bu cümleye nesne getireyim arkadaşlar. Kedi susadığı zaman penceremin önünde suyunu masumca beklerdi. Bakın yani ben bu cümleye nesne ekleyebilirim. Dolayısıyla bu geçişli oluyor arkadaşlar. Nesne açıkça yazılmamış ama ben yine de nesne getirebiliyorum. Yine de geçişli sayılıyor. İsterseniz arkadaşlar o bizim püf noktamızdan siz yola çıkın. Onu beklerdi. Anlamlı olduğu için geçişli oluyor. B de cevap olmuyor. Biz geçişsiz arıyoruz. C. Teleskobun kullanılmasıyla insandaki keşfetme isteği arttı. Arttı yüklem. Artan ne arkadaşlar? İnsandaki keşfetme isteği, bakın özne, gerçek özne etken oluyor. Bakalım nesne var mı arkadaşlar? Ne zaman arttı arkadaşlar? Teleskobun kullanılmasıyla arttı. Peki zarf tümleci oluyor bu da. Onu arttı oluyor mu arkadaşlar? Onu arttı. Onu arttı olmuyor arkadaşlar. Yani anlamsız bir bütün elde ediyorum. Geçişsiz oluyor. Zaten nesne de alamıyor cümle. Cümlede de nesne yok. Haliyle cevap ne oluyor? Ceyhan oluyor. Ceyhan özne yüklem ilişkisine göre etken, nesne yüklem ilişkisine göre geçişsiz. D 2 saat boyunca hiç ara vermeden yazısını yazdı. D 2 saat boyunca hiç ara vermeden yazısını yazdı. Yazdı yüklem arkadaşlar. Yazan kim? O. Gizli özne. Gizli özne de olsa işi yapan belli olduğu için etken oluyor. O niye yazdı arkadaşlar? Yazısını. Bakın belirtili nesne. Nesne alıyorsa zaten neydi arkadaşlar? Geçişli çatılı cümleydi. Zaten cevabı biz ne yapmıştık? Bulmuştuk. C seçeneğindeki cümlemiz etken ve geçişsizdi. Ne zaman yazısını yazdı? 2 saat boyunca zarf tamlayıcısı. Nasıl yazdı? Hiç ara vermeden zarf tamlayıcısı. 8 numaralı soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde yüklem geçişsiz fiil değildir diyor. İki cümlede yüklem geçişli olacak. Nesne alabiliyorsa belirtili nesne ya da belirtisiz nesne fark etmez. Geçişli oluyor cümle. Nesne alamıyorsa geçişsiz çatılı cümle oluyor. Yine arkadaşlar fiilin başına onun zamirini getirin. Anlamlı bir bütün elde ediyorsanız, anlamlı bir bütün elde ediyorsanız yüklem geçişli oluyor. Anlamsız bir bütün elde ediyorsanız, anlamsız bir bütün elde ediyorsanız yüklem geçişsiz çatılı cümle oluyor. 1. Kardelenlerin baş aşağı duran ve çana benzeyen çiçekleri güzel kokularıyla arıları kendine çeker. Çeker yüklem çekimli fiil. Onu çeker oluyor mu arkadaşlar? Anlamlı mı? Tabii ki anlamlı. O yüzden bir numaralı cümle ne oluyor? Geçişli oluyor. Zaten nesne var bakın bu cümlede. Neyi çeker? Arıları çeker. Belirtili nesne var. Nesne aldığı için cümle zaten geçişli oluyor. 2'ye bakalım. Çiçek tozları bal özü almak için çiçeklere konan arıların sırtlarına, bacaklarına yapışır. Yapışır çekimli fiil. Onu yapışır oluyor mu arkadaşlar? Onu yapışır ifadesi anlamlı mı? Tabii ki anlamsız. Dolayısıyla 2 geçişsiz oluyor. 3. Arılar bu tozları çiçekten çiçeğe taşıyarak onların tozlaşmasına yardım eder. Yardım eder yüklem çekimli fiil, bileşik fiil. Onu yardım eder oluyor mu arkadaşlar? Olmuyor. O zaman yardım eder fiili arkadaşlar geçişsiz oluyor. Yani bu cümlede nesne yok. Çizgi atalım 3'e de. 4. Kardelenlerin bir diğer yardımcısı olan karıncalar da kardelen tohumlarını yuvalarına taşır. Taşır yüklem arkadaşlar. Onu taşır ifadesi oluyor mu? Tabii ki oluyor.
onu taşır, anlamlı oluyor. Yahut soru sorun arkadaşlar, neyi taşır? Çantayı taşır, elmayı taşır, kitapları taşır. Her durumda nesne alabiliyor. Zaten cümlede de nesne açıkça var, bakın neyi taşır? Kardelen tohumlarını taşır. Belirtili nesne var burada. O zaman 1 ve 4 geçişli oluyor. 2 ve 3 geçişsiz oluyor arkadaşlar. Cevap Bursa. 9 numaralı soruya geldim. Aşağıdaki cümlelerden hangisi çatı yönüyle bu cümleyle özdeştir? Özdeş aynı demek. Genel bir soru arkadaşlar. Özne yüklem ilişkisi ve nesne yüklem ilişkisine göre cümleyi inceleyelim. Turistler 2 gün boyunca İstanbul'un tarihi yerlerini gezdi. Gezdi yüklem, çekimli fiil. Gezen kim? Turistler. Gezme işini yapan belli mi? Belli. Turistler gerçek özne oluyor. Özne de gerçek olduğuna göre etken çatılı cümle oluyor. Bakalım nesne var mı arkadaşlar? Gezdi yüklem, gezen kim? Gezdi yüklem, gezen kim? Turistler özne. Peki turistler neyi gezdi arkadaşlar? İstanbul'un tarihi yerlerini belirtili nesne. Bakın nesne var cümlede. Nesne olduğu için geçişli çatılı cümle oluyor. Etken geçişli arkadaşlar. Ben ne arayacağım? Etken geçişli arayacağım. Ne zaman gezdiler? 2 gün boyunca zarf tamlayıcısı. Hemen bakalım. Yağmurdan sonra açan güneş çiçeklerin yapraklarını aydınlattı. Aydınlattı yüklem. Aydınlatan ne? Yağmurdan sonra açan güneş özne. Etken arkadaşlar. Aydınlatma işini yapan belli. Neyi aydınlattı? Çiçeklerin yapraklarını arkadaşlar. Belirtili nesne. Nesne de var bu cümlede. Etken geçişli arkadaşlar. O zaman cevap Adana oluyor. Neden B, C ve D olmuyor? Bakalım. Bugün okulumuzda öğrenci temsilciliği seçimleri yapıldı. Yapıldı yüklem. Yapılan ne? Öğrenci temsilciliği seçimleri. Sözlü özne arkadaşlar. Niye sözlü özne? Kim tarafından yapıldı? Başkası tarafından yapıldı. Edilgen çatılı cümlelerde özne sözlü özne görevindeydi. B edilgen oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, B edilgen olduğu için nesnesine göre bakmadım. Hemen C'ye geçiyorum. Devam eden sıcaklardan dolayı insanlar şehirden ayrıldı. Ayrıldı yüklem. Ayrılan kim? İnsanlar. Bakın etken. Ayrılma işini yapan belli. Şimdi bir de nesnesine göre bakacağım. Niye? Etken. Yukarıda bakın etken geçişliydi. Bakalım nesne alıyor mu cümlemiz? Devam eden sıcaklardan dolayı insanlar şehirden ayrıldı. Nereden ayrıldı? Şehirden yer tamlayıcısı. Niçin ayrıldı? Devam eden sıcaklardan dolayı zarf tamlayıcısı. Onu ayrıldı oluyor mu arkadaşlar? Onu ayrıldı olmuyor. Bu etken geçişsiz arkadaşlar. Etken geçişsiz olduğu için zaten cevapta çıkmıyor. Cevap Adana'ydı. D seçeneği, son yıllarda bilimsel alanda büyük gelişmeler yaşandı. Yaşandı yüklem, çekimli fiil. Yaşanan ne arkadaşlar? Büyük gelişmeler özne. Arkadaşlar gerçek özne. Peki ne zaman yaşandı büyük gelişmeler? Son yıllarda zarf tamlayıcısı. Nerede yaşandı arkadaşlar? Bilimsel alanda yer tamlayıcısı. Nesne var mı? Bu cümlede nesne yok. Etken geçişsiz arkadaşlar. Hatta fiilin başına onu kelimesini getirelim. Zamirin anlamlı mı bir bakalım. Onu yaşandı olmuyor arkadaşlar. D seçeneğindeki cümle etken geçişsiz, cevap Adana'ydı. Soru 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranabilir? Yüklemi fiil olan cümlelerde çatı özelliği aranırdı. İlk soruda bunu size açıklamıştım. Adana, Anadolu binlerce yıllık geçmişiyle medeniyetin başkentidir. Arkadaşlar medeniyetin başkentidir yüklem. Şimdi yüklemimiz isim tamlaması. İsim tamlaması olduğu için isim görevinde kullanılmış buradaki kelimeler. Yüklem isim olduğu için çatı aranmaz arkadaşlar. B. Yüklemimiz bu arada arkadaşlar belirtili isim tamlamasıdır. Medeniyetin başkenti ifadesi belirtili isim tamlaması. Tamlayan medeniyetin başkenti arkadaşlar. Tamlanan, hem tamlayan hem tamlanan ek alınca belirtili isim tamlaması oluyor, ortaya çıkıyor. Bu arada ek fiilin dir geniş zamanı kent ismine gelmiş. İsmi yüklem yapmış. A'da çatı aranmaz. B. Niye aranmaz? Çünkü yüklem isim. B. A ve C en sevdiğimiz ve birlikte vakit geçirebildiğimiz tek mevsim yazdı. Yazdı yüklem arkadaşlar. Yaz burada mevsim anlamında. Yazı yazmak anlamında değil arkadaşlar. Hareket yok burada. Dört mevsimden biri buradaki yaz kelimesi. Dolayısıyla yaz kelimesi burada isim görevinde kullanılmış. Zaten the ek fiilin görülen geçmiş zamanı yaz kelimesine gelmiş. Yaz ismine gelmiş. Ve ne yapmış? Yaz ismini yüklem yapmış. B'de de çatı aranmaz. Çünkü yüklem isim. C. Sergilediği olumsuz davranışlardan dolayı arkadaşları ondan uzaklaştı. Uzaklaştı. Çekimli fiil arkadaşlar. Uzaklaşmak, hareket vardı zaten. T'da görülen geçmiş zaman eki. Yani bu cümlede çatı aranır çünkü yüklem fiil oluyor. Cevap C'ymiş. D. Karşı yoldan gelen otobüsün içinde pek çok yolcu vardı. Buradaki vardı kelimesi isim görevinde kullanılmış. Mevcut anlamına gelince vardı kelimesi isim oluyor arkadaşlar. Unutmayın, gitmek anlamına gelince fiil görevinde kullanılıyor. T görülen geçmiş zaman eki burada arkadaşlar. Ek fiil görevinde isme gelmiş. Var ismini yüklem yapmış. D'de de çatı aranmaz. Soru 11'e geldim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi geçişli bir fiildir? Yani nesne varsa cümlede yahut cümle nesne alabiliyorsa
geçişli çatılı cümle oluyor. Nesne yoksa cümlede geçişsiz çatılı cümle oluyor. Fiilin başına onun zamirini getirin. Anlamlı ise geçişli oluyor. Anlamsız bir bütün elde ediyorsanız yine geçişsiz oluyor. Hemen hızlıca fiilleri bulalım, yüklemleri bulalım, onun zamirini getirelim. A müdür hazırlıkların tamamlanmadığını görünce çok kızdı. Onu kızdı oluyor mu? Olmuyor. Anlamsız oluyor, geçişsiz. B geç gelen çocuk sessizce sırasına oturdu. Onu oturdu ifadesi de anlamsız oluyor, geçişsiz. C ne kadar uğraşsam da bir türlü uyanmadı. Uyanmadı, çekimli fiil. Onu uyanmadı, olmuyor, geçişsiz. Kuşlar çeşmenin yanındaki çukurdan su içti. İşte fiil arkadaşlar, çekimli fiil. Onu işte oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. O zaman geçişli. Bir de cümleyi ögelerine ayıralım bakalım. Nesneyi bulalım. Kuşlar çeşmenin yanındaki çukurdan su içti. İçti yüklem. İçen ne? Kuşlar. Özne bakın. İçme işini yapan belli. Etken. Peki ne içti? Kuşlar ne içti? Su içti arkadaşlar. Belirtisiz nesne olsun. Belirtisiz nesne de olsa nesne alabiliyor arkadaşlar. Fiil, cümle, yüklem. Dolayısıyla geçişli oluyor. Nereden içti? Çeşmenin yanındaki çukurdan yer tamlayıcısı. Cevap Denizli. Sevgili öğrenciler, son soruma geldim. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi edilgen bir fiildir diyor. Edilgen çatılı cümlelerde yüklemin bildirdiği işi bir başkası yapıyor. Yani iş başkası tarafından yapılıyor. Burayı unutmayalım. Yine edilgen çatılı cümlelerde yüklem, fiil, L ve N edilgenlik ekini alır. Burası da çok önemli. Yine edilgen çatılı cümlelerde özne, sözlü özne görevinde karşımıza çıkıyor. Adana Tanpınar eserlerinde insanı her yönüyle anlatmıştır. Anlatmıştır yüklem. Anlatma işini yapan kim? Tanpınar. İşi yapan belli arkadaşlar. Gerçek özne oluyor. Etken. Cümlemiz etken çatılı cümle. Okul gösterisinde sahneye çıkacağı için süslendi. Süslendi yüklem. Süslenen kim? O. Gizli özne de olsa işi yapan belli olduğu için arkadaşlar etken oluyor. Biz edilgen arıyoruz unutmayın. C. Aracın tekeri patlayınca saatlerce yardım bekledik. Yardım bekledik yüklem. Yardım bekleyen kim? Biz. Gizli özde de olsa işi yapan belli arkadaşlar. Belli olduğu için etken çatılı cümle oluyor yine. Demek ki cevap Denizli'ymiş. Belediye başkanlığı seçimleri geçen hafta yapıldı. Yapıldı yüklem. Yapılan ne? Belediye başkanlığı seçimleri. Peki kim tarafından yapıldı? Başkası tarafından yapıldı. Kimin yaptığı belli değil arkadaşlar. Dolayısıyla edilgen çatılı cümlelerde biz özneye sözlü özne deriz. Bakın burada bir L eki var. Edilgenlik eki var. Yaptım dese, yaptık dese etken oluyor fiil yüklem çatısı bakımından. Yapıldı dediği için edilgen çatılı cümle oluyor arkadaşlar. Ne zaman yapıldı? Geçen hafta zarf tamlayıcısı. Zarf tamlayıcısı cevap neydi arkadaşlar? Cevap Denizli'ydi. Sevgili öğrenciler, böylece fiilde çatı testinin sorularının çözümünün sonuna geldim arkadaşlar. Siz de dikkat etmişsinizdir. Yorucu bir konudur bu. Lütfen videoyu dikkatlice dinleyiniz. Notlar alınız. Gerektiği zaman videoyu tekrar tekrar izleyiniz arkadaşlar. Fiilde çatıyı tekrar yaparak öğrenebilirsiniz. Bunun dışında ezberleyerek fiilde çatı sorularını çözmeniz çok zor. Çünkü cümlenin ögeleriyle ilgili bir konudur fiilde çatı konusu. Sizler kanalıma abone olmayı, videolarımı arkadaş gruplarınızla paylaşmayı, yine videolarımı beğenmeyi unutmayın diyorum. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.